Türkiye 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6.493 tesisi ülkemize kazandırdık. Bu tesislerin 431'i baraj, Deriner, Ermenek ve Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 42 milyon insanımıza içme ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 26 milyar kilowatt saatten 94 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölgesel projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Konya Ovası gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 145 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 356 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 220'ye yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkardık. Bu yatırımlardan adı Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan tarafından verilen ve o dönem kötü insanların içeriye alınmamasından dolayı doğru ve iyi insanların yaşadığı yer anlamına gelen Şehri Süreyha olarak bilinen Aksaray'ımızda nasibini aldı. İhtişamlı Hasan Dağı ile Ihlara Vadisi gibi bir tabiat ve tarih zenginliğine ev sahipliği yapan, yiğit ve iyiliksever insanların şehri Aksaray'a son 14 yılda 7 milyar liralık büyük bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 200 milyon liralık kısmı bakanlığımıza ait. Tamamladığımız içme suyu tesisleriyle Aksaray şehir merkezine yıllık 12,5 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Helva Dere Su Haznesi'ne inşa edilen ileri içme suyu arıtma tesisiyle Aksaray'ımızın içme suyunu daha kaliteli hale getirdik. 6 baraj ve gölet inşa ettik. Aralarında Gülağaç Sofular Barajı'nın da olduğu 3 baraj ve gölet inşaat, Sarı Ağıl ve Gülağaç göletleri ise plan ve proje safhasında. Hizmete aldığımız sulama tesisleriyle 8.330 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 9 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Tamamladığımız 13 dere ıslahıyla da Aksaray'ımızı taşkın zararlarından koruduk. 29 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 3 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Koçaşdağ bal ormanını tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Kurduğumuz 11 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Bunlarla iktifa etmedik. Aksaray'ımıza ne yapsak az diyerek 112 milyon liralık 6 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle 2050 yılına kadar 420 bin kişi için içme ve kullanma suyu sağlayacak 3,5 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız.
Aksaray'da destan yazmaya devam ediyor. Ve bugün de aralarında Aksaray'ın hasretle beklediği günlük 34.560 metreküp kapasiteli Aksaray içme suyu arıtma tesisiyle 216.400 dekar sulama sahasının borulu şebekeye çevrileceği, Mamasın Barajı sulaması yenilenmesinin de yer aldığı toplam 350 milyon lira maliyetli 4 tesisin temelini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Aksaray'ımıza hayırlı olsun.